Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 17'de kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meseluhum, onların meseli, yani münafıkların hali, kemeselillezi, o kimsenin meseli, o kimsenin hali gibidir ki, istevgada, o kimse yaktı, naran, büyük bir ateş. Münafıkların hali, meseli, misali, büyük bir ateş yakan kimsenin hali gibidir. Felemma ezaet, ne zaman ki ziya verdi, aydınlattı o ateş, neyi? Ma, o şeyi ki havlehu, onun etrafındadır. Ne zaman ki etrafında olan şeyi aydınlattı, tam bu hengamda zeheballahu binurihim, Allah onların nurunu, ışığını giderdi. Ve terekehum, ve onları bıraktı fi zulümat, karanlıklar içindeki la yubsirun, görmez bir haldeyken. Cenab-ı Hak münafıkları anlatıyor. Münafıkların hali büyük bir ateş yakan kimsenin hali gibidir. Ne zaman ki o ateş etrafını aydınlatır, birden Allah onların nurunu gider ve onları görmez bir halde karanlıklarda bırakır. Ayet-i kerimeye muhtelif izahlar yapılmış. İki tanesini naklediyor. Birincisi, münafıkların hali ateş yakan kişinin hali gibidir. Nasıl ki bir kimse ateş yaktığı zaman karanlıktan kurtulur, etrafını aydınlatır, İşte münafıklar da iman kelimesini dilleriyle söyleyerek etraflarını aydınlattılar. Yani iman kelimesinin bereketinden istifade ettiler. Canları ve malları emin oldu. Müslümanlarla evlendiler. Müslümanlara varis oldular. Ganimetten hisse aldılar. Yani bir mümin iman kelimesiyle neyi elde ediyorsa, münafık da iman etmemesine rağmen diliyle iman ettiğini söylediği için, bir müminin kazandığı her şeyi kazandı. Yani iman kelimesiyle etrafını aydınlattı. Etrafını aydınlattı. Felemma ezat ma havlehu, ama ne zaman ki etrafını aydınlattı, zeheballahu bi nurihim, Allah onların nurlarını giderdi. Evet, münafık yaşadığı müddetçe iman kelimesinin bereketini gördü, ama son nefese geldiğinde, o kelimeye en muhtaç olduğu anda, son nefeste Cenab-ı Hak o kelimenin nurunu giderdi. Yani o kelimeyi onların söylemesine Rabbimiz mani oldu. Ve terekehum fi zulümat, ve onları karanlıkta bıraktı. Yani alemi berzahın, kabrin ve alemi ahiretin karanlığını Allah onları mahkum etti ki la yubsirun,
onlar görmüyorlar. Görmez oldukları bir halde karanlığa mahkum oldular. Demek ki misaldeki ateş ve bu ateşin etrafı aydınlatması, münafın iman kelimesini söyleyip iman kelimesiyle dünyevi menfaatleri elde etmesi. Cenab-ı Hakk'ın ışığı söndür, onları karanlıkta bırakması ise son nefeste münafıklara Cenab-ı Hakk'ın bu kelimeyi söylemekten men ediş. Ve onlar kabrin ve berzah aleminin karanlığına gömülürler. İkinci izah da İbn Abbas Hazretlerinin tercihi. Cenab-ı Hak mahşer günü, mahşer günü karanlıktır. Kimse kimseyi göremez. Kimisi ezer, kimisi ezilir, kimi birbirine çarpar. Cenab-ı Hak o karanlıktan müminleri kurtarmak için müminlere bir nur verir, bir ışık. Müminler o ışık ile yollarını bulurlar. Bu öyle bir ışıktır ki kişinin dünyadaki takvası, hizmeti, ameli, zühtü neyse o kadarlık bir mekanı aydınlatır. Yani kişinin kulluğu azsa sadece ayaklarının ucunu aydınlatır. Ayaklarının ucundaki ışığa baka baka mahşer meydanına, oradan da sırata doğru yürür. Ama kiminin nuru bir şehir kadar meydanı aydınlatır. Rabbimizin işidir ki bu. Rabbimiz aydınlıkta karanlığı ve karanlıkta aydınlığı yaratır. Yani bir kimsenin nuru bir şehir kadar meydanı aydınlatmıştır. Ama bir kafir o aydınlığın içine girdiğinde karanlığa mahkum olur. O zatın ışığından istifade edemez. İşte böyle bir hengamda İbn Abbas Hazretleri der ki Cenab-ı Hak müminlere vermiş olduğu ışık gibi, nur gibi münafıklara da verecek. Münafıklar da o ışık ile yollarını aydınlatacaklar. Ve sonra kendi kendilerine diyecekler ki vay be, münafık olduğumuz anlaşılmamış. Allah bizi de mümin zannetti, müminlere yaptığı muameleyi yaptı. Münafıklar sıratın başına kadar bu nur ile giderler. Işığa en çok muhtaç olunan yer sırat köprüsü. Altı cehennem çünkü. Tam sıratın başına geldiklerinde Cenab-ı Hak onların nurlarını söndürür. فَلَمَّا اَزَاءَتْ مَا حَوْلَهُ O ateş onların etrafını aydınlattığında İbn Abbas Hazretlerine göre sırata kadar yürüdüklerinde zeheballahu bi nurihim Allah onların ışığını söndürür ve terakum fi zulumatin la yubsirun onlar görmez bir haldeyken onları karanlığa mahkum eder. Münafıklar ışığın sönmesiyle sırattan geçmeye çalışırken cehenneme düşerler. Cenab-ı Hak böyle bir muameleye muhatap olmaktan bizi muhafaza etsin. Summun, summun, sağırdırlar. Bukmun, bukmun, dilsizdirler. Umyun, kördürler. Summun. Yani onlar sağır, onların kulağından hak kelam geçip de kalbe, fikre ulaşmaz. Onlar batıl her sözü işitir
Ancak o kulaklar hakka, hakikate karşı duymazdı. Bukmun dilsizlerdi. Yani o dillerden hakikat namına bir şey dökülmez. Yalan çıkar, iftira çıkar, gıybet çıkar, fitne çıkar ama hak ve hakikat çıkmaz. Umyun kördürler. Kördürler. Yani onlar hakkı görmez, hakikati görmez. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber bu münafıklar. Bir taraflarında Hazreti Ömer var. Bir taraflarında Hazreti Ebu Bekir var. Kur'an'ı İbn Abbas'tan, İbn Mesud'dan dinliyorlar. İnsan bu kadar kör, bu kadar duymasar olabilir mi? Evet kardeşim, olur. Olur, olur. Fehum la yerci'un. Fehum la yerci'un. Artık onlar dönemezler. Yani onlar hakka dönemezler. Şimdi hakkı bulabilmek için işitmek lazım. Hakkı bulabilmek için konuşmak lazım. Hakkı bulabilmek için görmek lazım. Sanki bunların üç duyusu alınmış. Bunlar işitmez, bunlar dilsiz ve bunlar kör. Artık bunlar bir daha hakka dönecekler. Kur'an'da Rabbimiz onları bu şekilde çok vasfetmiş. Ve lahum a'yun, onların gözü var ama la yubsirune biha, o göz ile görmezler. Ve lahum azan, onların kulakları var ama la yesma'une biha, onun ile işitmezler. Ve lahum gulub, onların kalpleri var. La yefgahune biha, lakin onun ile düşünmezler ve onlar hakka dönemezler. Ev veya münafıkların hali kesayyibin, sayyib şiddetli yağmur, iri taneli yağmur. Ev kesayyibin veya o münafıkların hali şiddetli bir yağmur gibidir. Takdir-i kelam, şiddetli bir yağmura tutulmuş kişinin hali gibidir. Rabbimiz yağmuru vasfediyor. Mine sema, o yağmur sema cihetinden, gökten yağıyor. Fihi, o yağmurda vardır. Zulümatun, karanlıklar. Ve ra'dun, ve gök gürültüsü. Ve berk, ve şimşek. Ve subhanallah. Gecenin şiddetine bakın. Münafıkların hali, münafıkların hali semadan dökülen bir yağmur ki o yağmurda karanlıklar var. Gök gürültüsü var ve şimşek var. Böyle korkunç bir gecede şiddetli yağmura tutulan kimsenin hali gibidir. Yec'alûne, kılıyorlar. Bu adaki mana tıkıyorlar. Neyi? Esâbi'ahum, parmaklarını nereye? Fî âzânihim, kulaklarına. Öyle korkuyorlar ki şimşeklerden, gök gürültülerinden, o korku sebebiyle parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Korkma sebebi ne? Mine sevaik, yıldırımlardan. Hazaral mevt, ölümden sakındıkları için. Ölümden sakındıkları için yıldırımlardan korkarak parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Vallahu muhidun bil kafirin. Allah kafirleri İhata edicidir, kuşatıcıdır, her şeylerini bilicidir. Rabbimiz misale devam ediyor. Yekadu, yakın oluyor. Yani
az kalsın el belgu şimşek yahdafu kapıp alacak neyi? Ebsarahum onların gözlerini. Bu kadar şiddetli şimşek. Küllemâ ezâet. Her ne zaman ki ziya verdi lehum onlar için. Yani şimşek çaktı ve etrafı onlara aydınlattı. Meşev fihi. Onlar o aydınlıkta yürürler. Ve izâ ezleme aleyhim. Üzerlerine karanlık olduğunda, karanlık çöktüğünde gamu onlar dikilirler. Evet. Neredeyse şimşek onların gözlerini kapıp alacak. Her ne zamanki şimşek ziya verdi, onlar için etrafı aydınlattı, o münafıklar o ışıkta yürüdüler. Her ne zaman ki onlar üzerine karardı, şimşeğin vermiş olduğu o ziya kayboldu, gamu onlar öyle dikildiler. Ve lev şâallâhu, eğer Allah dileseydi, le zehebe bisem'ihim ve bsarihim, elbette onların işitme duygularını ve onların görme duygularını giderirdi. İnnallah, muhakkak Allah ala kulli şeyin kadir, gücü her şeye yetendir. Evet, acayip bir misal. Misaller hakikate yaklaşmak için dürbünlerdir ve merdivenlerdir. Ayet-i Kerime'ye bir daha dikkat kesilelim. Üzerinde yapılan tahlilleri bu sayede daha iyi anlayalım. Münafığın hali semadan aşağıya doğru yağan, içinde karanlığın, şimşeğin ve gök gürültüsünün olduğu bir yağmura tutulan kimsenin hali gibidir. Onlar ölümden sakındıkları için yıldırımlardan dolayı parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Allah kafirleri kuşatıcıdır. Neredeyse şimşek onların gözlerini, görme duygularını kapıp alacak. Her ne zaman ki şimşek onlar için ziya verse, etrafı aydınlatsa, onlar o aydınlıkta yürürler. Ne zaman üzerlerine karanlık çökse, onlar dikilirler. Eğer Allah dileseydi onların işitme duygularını ve görme duygularını elbette giderirdi. Onlar sağır ve kör bir şekilde orada bırakırdı. Muhakkak ki Allah gücü her şeye yetendir. İbn Abbas Hazretleri'nin bu misale yapmış olduğu tefsir şu. Cenab-ı Hak Medine'deki münafıkları bu temsildeki kişilere benzetti. Korkudan, yıldırımlar sebebiyle kulaklarını tıkıyorlardı. Medineli münafıklar da Efendimizin sohbetinde, mescidinde olduklarında acaba Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların münafıklığını ifşa eder, Kur'an'ın şimşek gibi ayetleri gelir de onların münafık olduğu anlaşılırsa ve onlar öldürülürse diye kulaklarını kapatırlarmış ki ayetleri dinlemesinler. Ayetleri dinlemesinler. Ne zaman onlar İslam'dan dolayı bir menfaat görseler, bu din haktır deyip yürüdüler.
Yani misaldeki kimse nasıl şimşek ona aydınlık yaptığında onlar yürüdü. İşte münafıklar da şimşek hükmünde olan, aydınlık veren İslam sebebiyle ne zaman bir fayda ele geçirseler İslam haktır dediler, yürüdüler. Ama ne zaman misalde olduğu gibi üzerlerine bir karanlık gelse dikildiler. Yani Müslüman olmaları sebebiyle bir eziyet görseler, savaşta yaralansalar, mal mülk kaybetseler, öyle dikildiler, öyle dikildiler. Yani bu İslam hak değildir deyip dışında kaldılar. İşte Cenab-ı Hak Medine'deki münafıkları bu temsildeki kişilere benzetmiştir. İkinci görüş İbni Mesud ile İmam Suddi Hazretlerinin görüşü. Onlar diyorlar ki bu ayeti kerimede anlatılan iki kişi hakikattir. Bunlar Medine'den Mekke'ye dinden dönüp seyahate çıkarlar. Ve yolun yarısında Rabbimizin vasfettiği bir gece yakalanırlar. Kur'an'ın vasfettiği gibi şiddetli bir yağmur vardır. Gece karanlıktır. Gece gök gürültülüdür ve devamlı şimşekler çakar. Bu kimseler de o kadar aciz ki, yani insanın parmağıyla kulağını kapatmasıyla insan şimşekten, gök gürültüsünden kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Ama o kadar acizlerdir ki yapabilecekler başka bir şey yoktu ve onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Şimşek çaktığı zaman şimşeğin ışığında yol alırlar. Şimşeğin ışığı kaybolduğu zaman dikilirler. Eğer Allah dileseydi onları şimşeğin ışığında da yürütmezdi. Onların gözlerini alırdı. Görme duygularını alırdı. İşitme duygularını alırdı. Onlar o zaman dediler ki eğer biz bu geceden sağ salim sabah çıkarsak Medine'ye döneceğiz ve Allah'ın Resulü'nden af dileyerek İslam'a devam edeceğiz, Müslüman olacağız. Cenab-ı Hak onları sabah sağ salim çıkarttı. Onlar da sözlerine durdular. Medine'ye dönüp Efendimiz'den af dilediler ve iki güzel sahabe oldular. İbni Mesud ve İmam Suddi der ki Cenab-ı Hak münafıklar bu iki kişiye benzetmiştir. İbn Abbas Hazretlerinin yaptığı tefsire yakın bir tefsir yaparlar. Münafıklar da İslam sebebiyle bir izzet, bir şeref ve bir hürmet gördüklerinde bu kişilerin şimşeğin ışığında yürümesi gibi İslam ve iman yolunda adım atarlardı. Derlerdi ki bu din hak, bu dinde ilerleyelim. Ama ne zaman bir fedakarlık yapmak istense, ya da Allah'ın imtihanı ya bu, İmanları ve Müslüman olmaları sebebiyle onlara bir zarar ulaşsa, misaldeki iki kişinin şimşeğin verdiği ışık kaybolduğunda durması gibi, yani menfaat kesildi, onlar öyle durur, İslam'a taraftar olmaz ve İslam'ın aleyhinde konuşurlardı. Cenab-ı Hak münafıkları bu iki kişiye benzetmiştir, Rabbimiz buyurdu. Kardeşlerim, Üstad Hazretlerinin, Bediüzzaman Hazretlerinin bu ayet-i kerimelere yapmış olduğu müthiş bir tefsir var. Yani o tefsiri
doğaçlama anlatmak mümkün değil. Tefsir önümüzde olacak. Okuyup izah edeceğiz. İzah ettiğimiz zamanda da bu derste ilerlediğimiz kısmı tamamlayabilmek için bize bu en az 10 ders lazım. En az 10 ders lazım. Dolayısıyla ben o kıymetli tefsirin bu misallere yapmış olduğu şerhleri, izahları okuyamadım. Yani bu fakir, bu garip kardeşiniz, ben diyorum ki ben öyle bir tefsir okumadım, görmedim. Tefsirle biraz ilgilenen birisiyim, okuyorum. Seviyorum tefsir ilmini. Ama Üstad Hazretleri buraya öyle izahlar yapmış ki, yani İşaretül İcaz tefsirini El Eser Üniversitesi'nde okunma sebebi herhalde budur yani. Çünkü o izahların emsali yok. Gönül nakletmek ister ama şu kısa derse onların sığması mümkün değil. Ben o bölümü okumanızı sizlere tavsiye ediyorum. Burada kalalım. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki dersimize devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.